E, siyah beyazlarda yaşanan gelişmeleri de Sercan'a soracağız e, ki resmen e, açıklandı ilk e, özellikle son zamanlarda e, çok konuştuğumuz Umut. E, transfer Umut Meraş transferi resmiyet kazandı bugün itibariyle bir sonraki resmiyet kazanacak transfer ne onu da soracağız. Tabii ki aynı zamanda e, oynanan mücadelenin ardından yansımaları da Sercan. Ceyda çok teşekkür ederim. Haldun abiye Zeki abiye selamlar yayınlar. Beşiktaş'ın bir sonraki transferi yarın veya yarından daha yakın. Bugün itibariyle de bu transferin bitme ihtimali var. Sıcak gündem olduğu için şu an Beşiktaş'ta ana gündem maddesi Francisco Montero. Beşiktaş'ta geçen sezonda kiralık olarak forma giymişti. Aslında düne kadar haberlerimizde Montero'nun bir kez daha kiralık olarak kadroya katılabilme ihtimalinden ve görüşmelerden bahsediyorduk. Ama Beşiktaş bugün itibariyle artık Francisco Montero'nun Bon servisinin bir kısmını ne demek istiyorum? Beşiktaş İspanyol oyuncunun bon servisinin %50'sini alabilmek için Atletico Madrid'le görüşmeleri yeniledi, revize etti. İlk yapılan görüşmeler kiralık olarak yapılıyordu. Ancak kiralık görüşmelerde birazcık tıkanma meydana geldi. Yeni bir formül artık masada. Bon servisinin tamamı değil %50'sini alabilmek için Beşiktaş yönetimi bugün itibariyle İspanyol ekibiyle temaslara da başladı. Ee, henüz bitmediği için transfer olumlu veya olumsuz sonuçlanması ile ilgili bir şey söyleyemem ama e, Montero gelmek istiyor, B.F.L.T'in de Bundesliga'dan teklifi var oyuncuya. Ancak oyuncu Beşiktaş'a gelebilmek için resmi olarak da girişimini yaptı. Terçin de Beşiktaş'tan yana kullandı. Burada artık Beşiktaş ve Atletico Madrid arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz. Rakamlar üzerinde değişkenlik gösterilebilir. Şu an bir pazarlık süreci olduğu için. Ancak, ancak e ee, histen öte tabii ki bu duyum olarak, bilgi olarak söyleyebilirim. %50'sinin 1 ila 1.5 milyon euro arasında değişebilecek bir meblağ üzerinde konuşuluyor Montero'nun. Ee, Sergen Yalçın'ın da teknik heyetinde Montero için olumlu rapor verdiği, alınabilir, istiyoruz dediğini söyleyelim net bir şekilde. Hem Sergen Hoca hem de Beşiktaş yönetimi Montero'yu kadrosuna katmak istiyor. Sürpriz bir isim gündeme gelebilir mi? Elbette. Bu transferin olumsuz devam etmesi durumunda artık. Çünkü e, Beşiktaş'ın iki gün içerisinde bu stoper transferini bitirmesi gerekiyor. O liste verilecek Şampiyonlar Ligi nedeniyle. Elini biraz e, hızlandırıyor Beşiktaş yönetimi. Ama Montero transferinin olumlu bitme ihtimali, olumsuz bitme ihtimalinden daha kuvvetli. Revize edeceğimiz bilgi kiralık değil artık şu an konuşulan. Bon servisinin yüzde Hoca da onayı verdi. Bu stoper transferiydi uzun zamandır gündemde olan e, diğer bölge 8 numara transferi. Aldığımız intiba kulüp yetkililerinden Beşiktaş'ta şu an itibariyle e, Adem de katarsak Montero transferi sonrasında veya bir yabancı stoper transferi sonrasında 14 olacak. Beşiktaş yönetimi diyor ki biz şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz dönem Ocak ayında bir tane hakkımızı oraya bırakalım. 8 numara transfer olabilir veya işte Allah korusun sakatlıklar meydana gelebilir. O nedenle e, Adem'le hiç bildirilmeme ihtimali var tabii şu an kadro dışı olacağı için. Montero transferinden sonra 13 olacak o durum. E, biz bir yabancı hakkını ocağa bırakalım. Şu anki planlama bu. E, şu an itibariyle stoperi alıp e, transferi kapatma ihtimali kuvvetli. Değişebilir mi? Değişebilir. Bir anda bir sürpriz bir transfer gündeme gelebilir bir fırsat transferi gündeme gelebilir. O zaman masaya yatırılır bu. Ama şu an kulüp yetkililerin üzerinde durduğu konu stoper transferi. O nedenle Beşiktaş biraz planlı hareket edip Ocak ayına bırakma ihtimali var bir transferi. Şu an masada olan 8 numara tabii ki ama Ocak ayı şartları itibariyle bir anda başka bir bölgeye de transfer gerekebilir. O nedenle o hakkını orada kullanacak. Rıdvan'la ilgili olarak gün içinde çok fazla haber yapıldı. Adana Demirspor'un ilgisinden bahsediliyor. Sadece Adana Demirspor değil, Süper Lig'den birçok ekibin Rıdvan'la ilgilendiğini biliyoruz. Teklif yapmaya hazırlandığını biliyoruz kiralık konuşmalar üzerinden. Ancak Sergen Yalçın net bir ifade kullanabilirim bununla ilgili. Sergen Yalçın ve teknik heyetin Rıdvan Yılmaz'ı takımdan gönderilmesini müsaade etme gibi, takımdan kiralık olarak gidebilir gibi bir tasarrufu an itibariyle bulunmuyor. 30 Ağustos 17-14 saat. Bu saat itibariyle Sergen Yalçı'nın Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilebilir gibi bir tasarrufu yok. Sergen Hoca ve ekibi Rıdvan'a güveniyor. Rıdvan'a bu sezon süre verileceklerini ifade ediyorlar ve kendisinden faydalanacağını da öngörüyorlar. Elbette şu an Umut Meraş transferi gerçekleşti. Belki Rıdvan'ın kendi iş dünyasında yaşamış olduğu acaba ben forma şansı bulamayabilir miyim yeni transfer geldikten sonra ama ee, ne olursa olsun Sergen Hoca ve teknik heyet Rıdvan'a güveniyor. Bu da Rıdvan konusuydu. Sizin soracağınız soru varsa cevaplamak isterim. Takımla ilgili olarak da az önce haberimizde izlediniz. Ee, Batu Şahin'in ve e, Alex Teixeira'nın performanslarından memnun Sergen Yalçın ve teknik heyet. Evet Alex Teixeira'nın bir sakatlığı var. Bu sakatlık tahmini olarak 10 gün süreceği öngörülüyor ancak... Alex Tekşehir'e henüz yeni bir transfer ve sağlık heyeti kulüp doktorları Alex Tekşehir'in kas yapısını şu an bilmediği için örnek veriyorum. Önceki dönemlerde Josef'te, Atiba'da veya bilinen takımda olan oyuncularda bir sakatlık, kas sakatlığı olduğu zaman öngörüler genellikle tutar. Çünkü yakından biliyor sağlık heyeti, kulüp doktorları kas yapısını ne kadar süre sonra döneceklerini. Tekşehir'e daha yeni bir isim olduğu için kas yapısı öngörülemiyor. Ancak bu sakatlığın, bu adele probleminin, gerilmenin ve biraz da zorlanma var tabii ki fazlaca. 10 gün süre, süreceği öngörülüyor. Böylelikle de Yeni Malatyaspor maçında oynama ihtimali çok zor. Ee, şimdilik Alex Tekşireli ile ilgili en azından söyleyebileceğim bunlar. Yeni Malatyaspor maçında da Salih'in e, kırmızı kart görmesinin ardından orta sahada bir değişiklik elbette olacak. Orada Mehmet Topal tercih üzerinde durabiliriz ama henüz bu konuşmaları, haberleri yapmak için erken çünkü henüz bir e, taktik antrenmanı yapılmadı ama Salih Uçan'ın 3 e, haftadan bu yana istenilen beklentiyi karşılayamaması, Sergen Yalçın'ın halen Salih, evet şu an yeni bir yüz, yeni bir transfer. Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş e, taraftarı kendisine güveniyor ama henüz o güveni karşılayamadı Salih. Orada yeni bir arayışta e, yeni hafta itibariyle gündeme gelecektir. İçeriden bir çözüm Ceyda. Evet Evet, evet sorun var aslında. Zeki Uzundur Evet, Evet Zeki e, abi. Sergen hocanın e, maçtan sonra yaptığı bir açıklama vardı. Kaan Ayhan'la ilgili olumsuz olmayacak gibi e, bir cümle kullanmıştı. Olumsuz olacak. Evet evet. O. Ama e, Kaan Ayhan Verona maçında sadece bir dakika oynamıştı. Evet. E, dün akşam Sampdoria maçında e, hiç süre alamamış. Üst üste maçta sadece bir dakika oynayınca teknik direktörü eee Dionisi ile tartışmış. Hı hı. Hatta takımdan ayrılmak istediğini söylemiş. Başkandan randevu istemiş. karnevali'de randevu istemiş ve 2002 2022 Dünya Kupası'nda yer almak için sürekli oynamak istediğim bir takıma gitmek istiyorum demiş. Böyle bir bilgi var. Belki Beşiktaş durumu yani belki yeniden açılabilir diye söyledim Kartlar Kaan Ayhan konusunda. Bir de Batshuayi transferi sırasında Chelsea ile olan ilişkiler nedeniyle orada e, Malang Sar'ın transferi gündeme gelmiş. Hani az önce stoper istiyor dediniz ya, e, sol stoper. E, geçen yılda e, Porto'da geçirmişti kiralık olarak Malang Sar. E, bu konuda bir duyumun var mı? Yani. O e, Batçıay transferi sırasında Malank sarında Sarı durumunu sorduğu söyleniyor Beşiktaş'ın. Hani ne kadar doğru bilemiyorum ama öyle bir bilgi de geldi ama Kaan Ayhan e, ayrılmak istiyormuş kulübünden. E, oradan, Zeki, evet. Zeki abi, Zeki abi Kaan'la ilgili olarak <laughs> çok özür dilerim. Beşiktaş'a gelmek istediğini zaten. Evet. E, hem menajeri üzerinden hem Beşiktaş grubu yetkilileriyle konuştuğunda Kaan söylüyordu. Aslında Beşiktaş'ın Kaan'la olan görüşmelerinde hiçbir zaman sorun olmadı. Ancak Sassolo e, biz bırakalım tamam ama 6-7 milyon euro verin bize. O zaman 6-7 milyon euronun da büyük bir bölümünü nakit verin evet. e, çözümü ürettiler. Beşiktaş'ın şu an 6-7 milyon euronun 4-5 milyon eurosunu direkt masaya koyabilecek bir durumu yok. O nedenle ben halen bundan bir hafta önce de 10 gün önce de 15 gün önce de Kaan Ayhan'la ilgili evet Kaan'da problem yok ama Sassuoğlu'nun bırakmak istemediğini biz defalarca A Spor'da bulunan ekranlarda sizler de çok iyi ifade ettiniz. Söyledik. O yüzden şu an Kaan'ın Sergen Hoca'nın açıklaması, olumsuz açıklaması bize bir sürpriz niteliği taşımadı. Ben Beşiktaş kulübündeki şu an yetkililerin konsantrasyonu Kaan'dan Kaan üzerinde hiç değil. Konsantrasyon şu an sadece Montero üzerine odaklanmış durumda. Ben o yüzden şu an şu an itibariyle iki günlük süre zarfı içinde Kaan Ayan ismi bir kez daha gündeme gelirse kendi adıma söylüyorum çok şaşırırım. Ben Kaan Ayan transferinin Sassuoğlu yetkililer nedeniyle olmayacağını düşünüyorum ki bu e, Verona'da işte 90 artı 1'de oyuna girmişti veya şu an orada işte yedek stoper konumunda bulunuyor ama Sassuoğlu da diyor ki biz sana e, geldiğin dönem 2,5 milyon euroluk bir maliyet harcadık. E, bunun en az 2,5-3 katını görmek istiyoruz. E, sen gitmek istiyorsun diye biz seni 2-3 milyon euroya bırakacağız gibi de bir durum yok. Ben bunu Beşiktaş yetkililerinden doğrulattığım için de söylüyorum. Sadece son olarak Kaan Ayhan ismi bir daha gündeme gelirse şu kısa süre zarfı içinde ben kendi adıma çok şaşır şaşırırım. Yetkililerin düzen e, yetkililerin e, şu an konsantrasyonu Montero üzerine akşam saatlerine doğru da olumlu veya olumsuz kuvvetli bir ihtimal sadece yorum. Olumlu bir gelişme olacağını da söyleyebilirim. Ahmet bir kanımızı verecek sanırım. Lü, Aynen. Lütfen gel. Bir gelişme Sercan var sanırım. Böyle lütfen evet. evet lütfen söyle. Giyine gelmiş gibi Şu an olduk. sen giyinirken fark ettin <laughs> Kusura bakmasın izleyenlerimiz de. <laughs> hemen Giyinelim. söyle lütfen. <laughs> Sinan Gümüş'le ilgili Fenerbahçe ayrılacak oyuncularla ilgili e, çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Spor Sinan Gümüş'ü istedi. <laughs> Tabii alınan kötü sonuçların da etkisi vardır. Fenerbahçe zaten oyuncu elinden çıkarmak istiyor. Oyuncuda sıcak bu durumu. Son detaylar görüşülüyor. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamalarda gelebilir. Şu anda taraflar Alain Spor'la Fenerbahçe arasında görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içerisinde bu durum gerçekleşebilir. Bir de Dirar'da muhtemelen söylemiştik ama onun da sözleşmesi feshedilecek. Bununla ilgili de görüşmeler devam ediyor. Onu da söyleyelim. Böyle Ahmet. yayına gelmiş Ay, gibi gayet oldum. Gayet iyi. Güzel teşekkür oldu. ediyorum Ahmet. Ben Hiç gidiyorum sen. Için. <laughs> ya sen devam edebilirsin. Bizi varmış gibi saymayın. Problem <laughs> yok yani. Aranızda konuşabilirsiniz yani. Ben ayrılayım. Sen yayına devam et. Çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> Sağ ol Ahmet. Evet ee, hemen tabii Fenerbahçe'ye dair de kırmızıyı transfer gelişmesini muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul verdi. Alanya Spor Sinan Gümüş'ü istiyor. Taraflar bu transfere sıcak bakıyor. Artık son detaylar görüşülüyor bilgisini de verdi. Sercan da bizlere Beşiktaş'tan ee, son gelişmeleri aktardı. Teşekkür ediyoruz Sercan'a ve aynı zamanda Ahmet Selim Kul'a.